Sevgili izleyenler, Kars'ta sağlığın başı asılsız ihbarlarla dertte. Kars'ta hayati öneme sahip olan kurumların başında yer alan Kars İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi, 15 istasyon, 209 personel, 23 ambulansla 300 bin nüfuslu Kars'a 24 saat esasında hizmet veriyor. Vakaya ortalama 10 dakikalık erişim hızıyla ulaşan Kars 112 Acil, Türkiye ortalamasında üst sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin birçok yerinde 112 acil servislerinin en büyük sorunu olan komuta merkezlerine düşen asılsız ihbarlar. Kars 112 acilin de en büyük problemlerinin başında yer alıyor. 2015 yılında Kars'ta 112 acil komuta kontrol merkezine toplamda 551.329 çağrı düştü ve bu çağrılardan sadece 100.263 tanesinin acil vaka olduğu, geri kalan 451.066 tanesinin ise asılsız vaka olduğu tespit edildi. Bu rakamlara rağmen komuta kontrol merkezine düşen çağrılara ortalama 10 dakikada ulaşan 112 ekipleri, vatandaşlardan bu konuya hassasiyet göstermeleri noktasında empati kurmalarını istedi. Tabi Digor'u neresinden arıyorsunuz? Hangi köyü? Hangi evler dediniz? Evet. Tamam. Kaçıncı doğumu hastanın? Hastanızın kaçıncı doğumu? İsim neydi sizin beyefendi? Tamam. Hastanın suyu ya da sancısı geldi mi? Anladım. Digor Merkez küme evlerine ben ambulans çıkarıyorum, tamam mı? Geçmiş olsun, iyi günler. Gün 24 saat çalışıyoruz zaten. Sabah 8, ertesi gün 8 nöbetimiz. Yoğun geçiyor, yoruluyoruz tabii. Az önce bir ihbar aldınız. Evet. İhbarımız aynı vaka, darp vakasıydı. Kafa travması olan hastamızdı. Jandarmayla yollamamız gerekiyor darp olduğu için. Hani ekibin de güvenliği önemli. Asılsız ihbarlar, evet, yani çok oluyor. Dediğim gibi kandırıyorlar, bilemiyorsunuz telefondan. Hani her ihbarı gerçek ihbar olarak değerlendiriyoruz. Hani çıkarmasak olmuyor. Yani zor, asıl ihbarı teyit etmemiz çok zor oluyor. Ekip gidince ancak anlaşılıyor doğru olup olmadığı. Günde ortalama 500 çağrının düştüğü Kars Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne o kadar sıklıkla asılsız çağrı düşüyor ki, bugünkü ziyaretimizde kameralara yansıyan çağrı ihbarının takibini yaptığımızda bile çağrının asılsız olduğunu kaydetmek mümkün oldu. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde vardiyalı olarak 5 personelin cevaplayarak kayıt altına aldığı acil vaka çağrılarına anında cevap verilerek sağlık görevlileri hazırda bulunan ambulansla yola koyuluyor. Bugünkü çağrı kayıtlarından sadece bir tanesi için sağlık ekipleriyle birlikte çalışmalarda yer almak istedik. Fakat vaka takibinde onların gün içerisinde defalarca karşılaştıkları çağrının asılsız olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Olay yerine giden sağlık görevlileri asılsız olan ihbarlar yüzünden performanslarının düştüğünü söyleyerek gerçek hastaların haklarının çalındığını da ifadelerine ekledi. 30-20-30-45. Anlaşıldı 30-45. Cumhuriyet Mahallesi, Valilik Önlü Vaka çıkış yapalım. Vakamız 50 yaş bayan hasta Senkop. Anlaşıldı 30-20. Vaka için çıkış yapıldı, tamam. Otuz kırk beş. Anlaşıldı merkez. Olay yerine intikal edildi ancak vaka asılsız ihbar, tamam. Hasta 50 yaş, bayan hasta senkop olduğunu bize belirtildi komuta kontrol merkezi, ancak olay yerine ulaştığımızda vaka nasıl olduğu tespit edilmiştir. Evet, bu olaylar gerçekten bayağı bir karşılaşma, bu olaylarda karşılaşmaktayız. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Hani diğer ulaşımlara, diğer vakalara ulaşmamızda da bize zorluklar çıkarmaktadır. Hangi vakanın asılsız, hangi vakanın gerçek olduklarını, bu konuda bize yardımcı olmalarını
vatandaşlarımızdan duyarlı bir şekilde bekliyoruz. 2015 verilerine göre toplam kentsel acil vaka sayısının 7.753 olduğunu kaydeden Kars İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Mehmet Kan, bu vakalardan 7.391 tanesine ilk 10 dakikada ulaşıldığını belirtti. 2015 yılı için il dışı sevk sayısının 685 olduğunu da söyleyen Doktor Kan, paletli araçlarla kurtarılan hasta sayısını ise 4 olarak açıkladı. Efendim Kars 112 komuta kontrol merkezi artı 15 istasyonuyla aktif olarak hizmet vermektedir. 300 bin nüfusluk bir ile hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 23 ambulansımız, kara ambulansımız, 4 tane yarı paletli, 1 tane tam paletli, 2 tane de kar motoru olmak üzere, bir de obez ambulansımız olmak üzere mevcut araçlarımızla vatandaşlarımıza hizmet etmekteyiz. Bunun yanında 6 tane hekim, 43 tane paramedik, 100 tane ATT, 60 tane de 60 şoförle 7-24 esasına göre çalışan bir kurumuz. Tabi burada arkadaşlarımız ciddi anlamda bir özveriyle çalışmaktadır. Moral motivasyonları son derece iyidir. 7-24 esasına göre çalışma sistemi olduğu için de ekip ruhu anlayışı içerisinde multidisipliner bir yaklaşımla gerek vakaya intikali gerekse vakanın hastaneye intikali konusunda son derece disiplinler bir yaklaşım içerisinde hizmet vermekteyiz. 2015 yılı içerisinde il düzeyinde yaklaşık 26.270 vakaya ulaşmışız. Bunların 1559'u farklı nedenlerle biraz daha ilin mevcut gerek hastanelerin tıbbi donanımı gerekse insan kaynakları yönünde yetersiz kalması durumunda il dışına nakli sağlanmış. Yine ilimiz 2009 yılında helikopter ambulans hizmetini, 2010 yılında da uçak ambulans hizmetini almaya başlamıştır. Helikopter ambulansla 2015 yılı içerisinde 13 vaka sevk etmişiz. Uçak ambulansla da 43 vaka sevkimiz olmuştur. Ambulanslarımız 23 tanedir, kara ambulansı. Bunun yanında dediğim gibi 4 tane yarı paletli, 1 tam paletli olmak üzere 5 ambulans, bir de obez ambulans olmak üzere 6 ambulans. Bunlara ilave ettiğimiz zaman 29 ambulans artı 2 de kar motorumuz mevcuttur.